Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengin hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeniniz, YouTube hocanız Ergun Hoca, Ergun Bulşu. Bugün sizlerle basit harmonik hareket konusunu incelemeye başlayacağız. Basit harmonik hareket deyince aklımıza ne geliyor sevgili arkadaşlar? Hemen kısaca bundan bahsederek sayısal hesaplamalara başlamak istiyorum. Küçük genlikler hayal ediniz. Bir ip alıyorsunuz, ucuna bir kütle asıyorsunuz. Çok küçük genlikle açık bıraktığınızda ipi yapmış olduğu hareketin adı basit harmonik hareket olarak tanımlanabilir. Küçük bir salım hareketi olmak zorunda. Ya da bu bir yay olabilir. Yayın ucuna bir kütle bağlarsınız. Yayı sıkışıp bıraktığınızda küçük salımlarla bu yay yapmış olan hareket de yine basit harmonik hareket kıvamına gelebilir. Ya da günlük hayatta ne örnek verebiliriz? Duvar saati. Bunun bir örneği olabilir. Ya da işte silecek. Araba sileceği çalıştığındaki hareket yine basit harmonik hareket kavramı içerisinde incelenebilir. Bunların sayısal hesaplamaları ve matriksel analizlerine geçmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi sevgili arkadaşlar olay şöyle cereyan ediyor aslında. Şimdi şekilde gördüğünüz bir çembesel hareketimiz var değil mi? Bu çembesel hareketin altına bir perde koyuyoruz ve üzerine bir ışık düşürüyoruz. Şu düşen ışık ışınları dikkatli bakarsanız dönmekte olan cismin gölgesinin yatay düzlemde hareketine neden olur. Yani olay şöyle gerçekleşiyor. Şimdi cisim burada, yatay düzlemde gölge burada. Cisim buraya geldiğinde gölge işte buraya geliyor. Yani bizim cisimimiz bir çeyrek daire çizerken gölgemiz de O noktasından şurada gösterdiğim R noktasına geliyor. Daha sonra hareket kendini tekrarladığında gölge buraya geliyor. Sonra cisim buraya geldiğinde gölgesi buraya geliyor. Cisim bir tam tur yapıp aynı yere geldiğinde gölge tekrar başladığı noktaya yani O'ya geliyor. Yani kısacası arkadaşlar bizim cismimiz düşey düzlemde çembersel hareket yaparken yukarıdan ışık verip bunun gölgesini takip ettiğimizde gölge yatay düzlemde iki nokta arasında salınım hareketi yapıyor. Ki biz bu salınım hareketi ne diyeceğiz? Birazdan basit harmonik hareket diyeceğiz. Tabi bunun bir yasalar zinciri var, yasaları var. Kafamıza göre her harekete basit harmonik hareket diyemeyiz arkadaşlar. Bunun için bazı özel koşullar oluşması gerekmekte. Şimdi gelelim bazı tanımlara. Burada benim cismim şu noktadan şu noktaya geldiğinde tete kat açı taramış oluyor. Bu taranan açının süresine T dersek ya da bu açıyı T sürede taradığını söylesek sizlere. Bu durumda taranan açıyı tarama süresine bölen bir fizikmen ne hesaplar? Birim zamandaki taranan açı miktarı hesaplar ki biz buna açısal sürat adını veriyoruz. Ulan işler dışı yapacak olursak burada taranan açı eşittir. Açısal sürat çarpı zaman olarak ne yapmalı? Kendini bize göstermeli. Değil mi? Peki gelelim denklemleri çıkartmaya. Şimdi burada takım yorumlar yapalım sevgili arkadaşlarım. Önce şunları bir yazayım ben aklımdayken. Şu süre t bölü 4 olacak. Şu süre t bölü 4 olacak. Şu süre t bölü 4 olacak. Bu süre t bölü 4 olacak. Peki t ne? T bir tam tur için geçen süre yani hareketin periyodu sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim tanımlara. Şimdi bizim cismimiz şuradayken bunun gölgesi şurada. Yani biz şu x uzaklığına denge noktası olan uzaklık diyoruz. Bunun adına uzanım denir. Burada zaten onu yazdım. Uzanım dediğimiz şey arkadaşlar herhangi bir t anında cismin o'ya olan uzaklığıdır ve vektörel olarak gösterir. Cisim gölgeden bahsediyorum tabii. En fazla nereye kadar uzayabilir? Yarıçapın olduğu noktaya kadar yani r'ye kadar uzayabilir. Buradaki r'ye de maksimum uzanım adı altında genlik diyebilirsiniz. Yani genlik demek aslında ne olur? Maksimum uzanım olur. Peki bunlar arası bir dönüştürme yapacak olursak x dediğimiz uzanım şu dik üçgendeki sinüs teta'yı da referans alacak olursak sevgili arkadaşlarım r çarpı sinüs teta olur. Yani zaten buradaki denklemi ben buraya zaten yazmıştım. Buradaki denklem görüyorsunuz bir sinüs fonksiyonudur. O halde basit harmonik hareket aslında konum zaman grafiği sinüs fonksiyonuna benzeyen bir periyodik dalgalar zinciri halinde ifade edilebilir. Değil mi? Yatay eksen, zaman ekseni olsun, iki eksen, konum ekseni yani birim metre olsun sevgili arkadaşlar. Peki bu durumda. Demin bulduğumuz teta'yı da yerine koyarsak şu görmüş olduğunuz ifade harmonik hareketin konum zaman fonksiyonudur. Bu fonksiyonu grafiği yukarıdaki gibidir. Yani kendini sürekli tekrarlayan bir sinüs fonksiyonu şeklinde ifade edilebilir. Konum zaman grafiği bazı kitaplarda özellikle uluslararası kitaplarda basit harmonik harekete sinüzoidal hareket yani sinüsel hareketler olarak da ifade edilebilir arkadaşlar. Kitaplarda bunu çevirirken görmekteyiz.
O halde toparlarsak burayı. X uzanım r'genlik teta taranan açı olmak koşulu ile x eşittir r sinüs tetadır. Teta gördüğümüz üzere omega t yazdığımız zaman arkadaşlar x eşittir r sin omega t'ye dönüşür. Bu x eşittir r sin omega t harmonik hareketin konum zaman fonksiyonudur. Bir de omega'ya çarpsın burada. Omega nasıl açılır? 2 pi f olarak açılır sevgili arkadaşlarım. Buradan da gerekli işlemler yapılıp frekansa geçilebilir. Örnek vermek istiyorum. Mesela ben bir harmonik hareketin denklemini x eşittir 2 çarpı sinüs 4 pi t olarak ifade edersem sinüsün çarpanı olan şu iki sayısı genliktir. Zamanı çarpanı olan bu 4 pi sayısı ise arkadaşlar omega açısal sürattir. Omega açısal sürattiğimizde 2 pi f olduğuna göre bu 2 pi f 4 pi'ye eşitlenerek buradan hareketin frekansı ne yapılabilir? Bulunabilir. Buradan frekans ne gelir? Görüyorsunuz. 2 gelir. Değil mi? Evet. Bakayım içime. 4 pi dedim burası. Evet 4 pi. Pi'ler giderse frekans 4 ve 2 gelir. Doğru. Bundan frekans 2 ise sevgili arkadaşlar. Periyot nedir? Periyot her zaman frekansı ne olur? Tersi olur. Buradan şuradaki periyot eşitliği yerine bulduğunuz sayısal değeri yazıp hareketin denklemlerinden yola çıkarak fonksiyonu çizebilirsiniz. Evet. Burada daha fazla sözü uzatmıyorum. Yeni bir sınavda geçmek istiyorum. Müsaadenizle. Şimdi de özel durum burada analiz yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın burası o denge noktası. Burası artı R uzanım noktası. Cisim en fazla nereye kadar uzayabiliyor? Buraya kadar. Buraya uç uzanım ya da maksimum uzanım anlamına gelen genliktir. Şimdi buradaki özel noktalar şu. Bu R bölü 2 noktası cismin uzayacağı noktanın orta noktası. Buraya gelme süreleri T1, T2'ler özel sürelerdir. Şuradaki T1 süresi periyodun 12'de 1'ine karşılık gelir. Geriye kalan sürede periyodun 6'da 1'e karşılık gelir. Bu önemlidir. Çünkü sürekli sorularda bunlarla karşılaşırsınız. T bölü 12, T bölü 6. Bunu öğrencilerimiz şöyle akıllarında tutuyorlar. Buraya T diyoruz. Buraya 2T diyoruz. T2T toplayıcı ne yapıyor? 3T yapıyor. 3T de T bölü 4'e eşitse buradan da T ne geliyor? T bölü 12 geliyor. Değil mi? Peki siz asıl şunu sorabilirsiniz. Bu T2T olayını nereden çıkartabiliriz? Aslında bu olay tamamen dönmekte olan cismin hareketine de göndermedir. Bakınız şimdi. Bizim cisimimiz burada. Diyelim ki gölgesi nerede? Şurada. Cisim buraya geldiğinde gölgesi nerede? Şurada olsun. Buradayken de zaten gölgesi nerede olacak? Burada olacak. Şimdi şu mesafe R bölü 2. Şu mesafe R bölü 2 ise yarıçap nedir? R'dir. Değil mi? Buradan şurasının R bölü 2 olduğunu, yarıçapın R olduğunu üzerine yazarsam şu açı mecburen kaç derece olur? 30 derece olur. Bu açı 30'sa iç tersin bu açı da 30'dur. Yani benim cisim şuradan şuraya gelirken 30 derecelik yay çiziyor. Geri kalan da 60 dereceye karşılık geliyor. O zaman bu yaylar arasındaki oran süreyi veriyor bana. O zaman bu süreye t zamanda olduğunu ifade ediyorsam bu sürenin 2t zamanda olduğunu ifade etmem gerekiyor. Çünkü burası 60 derece, 30 derece katılır gibi düşünebilirsiniz. Ya da direkt 30 derece sevgili arkadaşlarım. Bir turun kaçta kaçıdır? Yani 360'ın kaçta kaçıdır? 12'de 1'dir, değil mi? Ona 30 derecedeki çizdiği yay uzunluğu bir periyodun 12'de 1'ine karşılık gelmek zorunda. Bu da istenirse ikinci olarak düşünebilir. Evet, bu önemliydi. Bunu ısrarla söyleyeceğim. T2T ya da T bölü 12, T bölü 6 bizim için burada konuşacağımız önemli bir noktadır. İlerleyelim. Evet, bir örnekle devam edelim. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde cisim KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Görüyorsunuz. Bu da O noktası, denge noktasıdır. Cismin periyodu 12 saniye olduğuna göre L noktasından harekete başlayan bu cisim O noktasından ikinci kez kaç saniye sonra geçer? Şimdi hareket şöyle gerçekleşiyor. O'dan L'ye gidiyor. Pardon, L'den O'ya. Sonra O'dan K'ye gidiyor. Sonra tekrar K'den O'ya geldiğinde O'dan ikinci kez geçmiş oluyor. Bunların her biri sevgili arkadaşlarım periyodun dörtte biri zamanlarına karşılık gelir. O zaman L'den O'ya ikinci kez gelmesi için geçen süre T bölü 4'ün 3 katı olmak zorundadır. Bizden bu süreyi istiyor. T de periyot olarak 12 olarak bize soruda veriliyor. O zaman 12 bölü 4
çarpı 3 benim aradığım yanıt olmalı. Yani buradan cevabı ne gelmesi gerekir? 9 gelmesi gerekir. Yani cevap C'dir. Evet, geçiyorum. Bir soru daha var. Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde bir cisim KL noktaları arasında basit tamak hareket yapmaktadır. R ve X nicelikleri ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burası O noktası, denge noktası. R ve K noktaları uç noktaları. Yani maksimum uzanım noktalarıdır. Şimdi birinci yargı diyor ki R vektörü genliktir. Evet, genliktir ve denge noktasına olan maksimum uzaklık olarak tanımlanır. Doğru. X vektörü uzanım vektörüdür ve herhangi bir anda denge noktasının uzaklığı tanımlar. Bu da doğru. X vektörünün büyüklüğü maksimum değerine ulaştığında buna genlik denir. Yani genle eşit olduğu denir. Bu da doğrudur. Güzel bir örnekti bu. Yaptıklarımızı özetlemiş oldu. Geçiyoruz başka bir soruya. Bir de şimdi hız zaman ilişkisini inceleyelim arkadaşlar. Hız zaman ilişkisinde de fonksiyon kosinüse benziyor. Aslında bunu kosinüse çevirmek için türev alınır ama türev müfredat olmadığı için biz de bunu kosinüs fonksiyonu olarak ifade edebiliyoruz. O zaman da hız fonksiyonu V eşittir omega çarpı R kosinüs omega T'ye dönüşür. Bu defa şu kosinüsün çarpanını görüyorsunuz ya, omega R. İşte bu sevgili arkadaşlarım hızın alacağı maksimum değer olarak ifade edilir. Buna omega R adı verilir. Omega neydi? Kaynağın açısal sürati, yani 2 pi f ya da 2 pi bölü t. Burada maksimum sürat neye bağlı? Görüyorsunuz genliğe bağlı. Genlik büyüdükçe maksimum süratte onunla beraber ne yapmak zorunda? Büyümek zorunda. Burada hız fonksiyonu kosinüs fonksiyonuna dönüştü. Sinüsün türevi olduğundan dolayı dediğim gibi biz sadece olayın karakterleriyle ilgilenelim. Fonksiyonların nereden geldiği şu an için bizi ilgilendiriyor. Evet, ilerleyelim. Bir de hızın konumla ilişkisi var sevgili arkadaşlarım. Hız konum ilişkisi de V eşittir omega çarpı kök içerisinde R kare eksi X kare ile gösteriliyor. R neydi? Uzanım. Özür. R genlik. Burada uzanım olan X. Evet, bunlar da bizim için sevgili arkadaşlar hızın konuma bağlı değişkenlerdir. Mesela cisimimiz O noktasındayken uzanım nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla bu fonksiyonda omega çarpı kök içerisinde R kare eksi sıfır yazarsak, x çünkü sıfır, o zaman hızın alacağı büyük değeri ulaşıyoruz. Uç noktada şurada bakalım şimdi ne oluyor? Omega çarpı kök içerisinde R kare eksi R kare, yani uçta hız ne oluyor? Sıfır oluyor. O zaman bizim harmonik hareketlerimiz uç noktalarda durmak zorunda ya. O halde hızın olmalı, sıfır olmalı. Geri gelirken de buradan geçerken de hızın olmalı, maksimum olması gerekiyor arkadaşlar. O halde uçta duracak, orta hızı maksimum olacak. Aslında mantık nedir? Uçta durmalı ki ne yapsın? Geri dönebilsin. Mesela elimdeki cismi yukarı doğru fırlatıyorum. Bu bir düşey atış oluyor. Cisim nereye kadar yükseliyor? Hızının sıfır olduğu ana kadar yükseliyor. Sonra tekrar geri düşmeye başlıyor. Hızının sıfır olduğu an bizim için haşmak hatırlarsanız burada genliğe karşılık gelen bir mesafedir. Cisim uçlarda duracak, ortada en büyük hızla hareket etmiş olacak. Evet, bir örneğimiz var. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin frekansı 1 bölü 6 Hz'tir. Hareketin genliği 6 metre olduğuna göre cisim denge noktasına geçerken hızı kaç metre bölü saniye büyüklükte olur? Burası o denge noktası. Uçlar biliyorsunuz genlik noktalarımız. Hızın ne olduğu yerler bunlar? Sıfır olduğu yerler. Uçlarda hız sıfır. Orta hız maksimum. V max. Buradan yola çıkalım. V max neydi? Şuraya yazayım. V max. Omega çarpı R. Omega'yı açın arkadaşlar. 2 pi bölü bana frekansı vermiş. O zaman frekansa göre açacağım. 2 pi f çarpı r eşittir maksimum. Yazın ne yazalım bunları? 2 pi 3 alıyor. Frekans 1 bölü 6 çarpı r eşittir hızın alacağı maksimum değer. Evet. Burada yola çıkalım. 2 3 6 6'lar gider. Ulan direkt genlik bizim için hızın maksimum değerine karşılık gelir. Yani genlik 6 idi. Evet. O zaman süratimizin de alacağı miktar 6'da cevap E'dir. Geçiyorum. Bir de ivme zaman ilişkisi kurgulayalım arkadaşlar. İvme de fonksiyon olarak kosinüsün türeviyle ifade edilir. Yani hızın türevi de bize neyi verecek? İvmeye verecek. Ama dediğim gibi
fonksiyonlar konumuz olmadığına göre biz burada türevleri daha doğrusu sadece ifadeleri, karakterleri ifade et, geçmeye çalışacağım. Burada ivmenin alacağı en büyük değer A max. Burada ivmenin alacağı en büyük değer yine A max ama ters yönde bir ivme söz konusu. Şunu sileyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, o zaman bizim hareketlerimiz şekildeki bir tam turu atıp hareketini tamamladığında ivme 3 kere ne oluyor görüyorsunuz? 0 oluyor. 2 kere de ne oluyor? Maksimum oluyor. Fonksiyondan bunu anladım. Yani o halde şu bizim denge noktamız olsa, denge noktasında yani harekete ilk başladığı anda ivme ne oluyor? Görüyorsunuz. 0 olacak. Aradan t bölü 4 zaman geçtiğinde buraya gelecekti. Burada ivme maksimum olacak. İvme maksimumsa dikkat edin, bakın bir de eksi var burada değil mi? O zaman yönde ters olması gerekir. İvme maksimum ama yönlere bakıyor merkeze. O zaman buradaki ivmeyi eksi olarak göstereceğiz. Ters yöne baktığı için. Şurada yine ivme dönüşte yine 0 olacak. Bu defa 3t bölü 4 anında buraya geliyor. İvme burada yine maksimum ama artı. İvmenin maksimum artı olmasından dolayı da bunu yönlere gösteriyoruz. Merkeze gösteriyoruz. Şöyle sağa doğru gösteriyoruz. O halde burada ivmenin işareti pozitif oluyor. Burada ivmenin işareti negatif oluyor. Artı ya da eksi hiç fark etmez. Her türlü ivme nereye bakıyor? Merkeze bakıyor. Bu da çok önemli bir yorumdur. Fonksiyondaki eksi zaten bu anlama gelir. İvmenin yönün merkeze baktığını buradan anlarız. Omega kare çarpı r sin omega t de demin bahsettiğim türev fonksiyonun sonucudur. Dikkat dikkat şuradaki omega kare çarpı r ivmenin alacağı maksimum değerdir arkadaşlar. O zaman uç noktalarda ivme maksimum değerine ulaşır ve karşılığı omega'nın karesi çarpı r'dir. Hatırlayın bir önceki sayfada ne demiştik? Buralarda hız sıfırdı ama ivme ne oldu? Maksimum oldu. Burada da ivme sıfır ama demin hatırlayın burada hız maksimumdu. Bu şekilde arada bir ilişki kurgulanabilir sevgili arkadaşlar deyip geçiyorum. Konum ilişkisi de söz konusu. Burada hemen şunu ifade edeyim. Arka sayfada şu vardı. A eşittir. Eksi omega'nın karesi çarpı r çarpı sinüs omega t fonksiyonu vardı. Buradaki r sinüs omega t fonksiyonu aynı zamanda uzanım fonksiyonudur. Uzanımın diğer adıdır. O halde biz istersek buradaki a ivmeyi eksi omega'nın karesi çarpı uzanım olarak yazabiliriz. Buradaki eksi yön belirtiyor. Ona takılmayın. Burada x yani uzanımla ivme nasıl orantılı görüyorsunuz? Doğru orantılıdır. Yani uç noktada ivme a maksa orta noktalarda ivme a maksın yarısı olur. Buradaki ivme a bölü 2 olur. Maksimum yarısı olur. Buradaki ivme de a bölü 2 olur. Eğer şu mesafeler eşitse. Sadece yönleri farklı olacak. Buradaki ivme sola bakacak. İşareti eksi. Buradaki ivme sağa bakacak. İşareti artı olacak. Bu da önemli bir ayrıntıdır diyor. Bir örneğimiz var. Basit havalık hareket yapan bir cisim maksimum ivmesi 1 metre bölü saniye kare, maksimum hızı ise 4 metre bölü saniye büyüklüktedir. Buna göre cisim periyodu kaç saniyedir? Pi 3 olması. Şimdi maksimum ivmenin formülü eşittir. Omega kare r'dir. Maksimum hızın ise formülü omega çarpı r'dir. Bunları taraf tarafı oranlarsak buradan r'ler gider. Buradan omegalardan biri gider. O zaman bu oran direkt omega olur. A max'ın V max'ı oranı ise 1 bölü 4'tür. O zaman 1 bölü 4 sevgili arkadaşlarım nedir? Açısal sürat omega'dır. Çekin omega'yı. Omega ne olacak o zaman? Görüldüğü üzere. Pardon zaten omega 1 bölü 4'tür. Burada omega'yı açalım. Periyoda geçmek için. Omega yerine 2 pi bölü t yazalım. Eşittir. 4. O zaman t periyodumuz burada ne gelecek? 2 pi bölü 4 gelecek. Değil mi? Pi de 3 alırsak 6 bölü 4. Yani periyot ne olacak? 3 bölü 2 saniye çıkacak sevgili arkadaşlar. Evet, burada bir özet var sorudan ziyade. Burada demin anlattıklarımızı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şu orta noktada hızın ne olduğunu biliyoruz. Maksimum. İvmenin 0. Net kuvvetin 0 olduğunu biliyoruz. Aslında buradaki net kuvvet anlamında geri çağırıcı kuvvet olarak da ifade edilebilir. Uçlarda İvme maksimumken aynı zamanda kuvvet de maksimum. Kuvvet maksimum, ivme maksimum. Burada da formüllerimiz var görüyorsunuz. A max, burası da F max. A max, bu da F max. Sadece F'de ne var? Küt de var değil mi? F eşittir M'yi hatırlayın. Sadece ivmeyi
kütlede çarpıyoruz ve neye ulaşıyoruz? Burada kuvvetin maksimum değerine ulaşıyoruz sevgili arkadaşlarım. Burada bir özet yaptık görüldüğü üzere. Şunları T bölü 12, T bölü 6 olarak düzeltirsek program ortadan kalkar. Şu süreler nedir birbirine? Zaten eşittir sevgili arkadaşlar. Burada görüyorsunuz sayfada bir özet var. Bu özete göre anlattıklarımızı görme şansımız var. Bunları zaten örnekleri biraz da tekrar karşısına getireceğim. Geçiyorum buraya. Şimdi bu öğrendiklerimizi uygulamalara başlayalım. En güzeli bir basit sarkaç bunun sevgili arkadaşlar uygulaması. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir basit sarkaç dediğim şey nedir? Bir ip alıyoruz. İpe bir kütle bağlıyoruz ve kütleyi serbest bıraktığımızda küçük bir salınımda ip şu iki nokta arasında küçük küçük salınımlarla gidip geliyor arkadaşlar. Bunlar da basit fabrik hareketi oluyor. Buradaki açı o kadar küçük ki teta yaklaşık kaç derece oluyor? 5 derece oluyor. Biz buna basit hamle hareket adını veriyoruz. Şu iki nokta arasında bizim cisimimiz ne yapıyor? Gidiyor, geliyor. Yani uçlarda hız sıfır. Buradan geçen hızı ne oluyor? Bunun maksimum oluyor değil mi sevgili arkadaşlarım? Ve şuradan şuraya gelme süresi T bölü 4. Şuradan şuraya gelme süresi T bölü 4. Tekrar dönerse T bölü 4. Bu da T bölü 4. Sonuç bir periyotluk zaman bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Buradaki açıyı çok küçük almamızın sebebi aslında sevgili arkadaşlarım. Şuradaki uzunluğun, şuradaki kiriş uzunluğunun daha şu kiriş uzunluğu olsun, şu yay uzunluğu olsun. Amaç ne yapmak? Açıyı küçük yaparak şu yay uzunluğuyla şuradaki kiriş uzunluğunu yaklaşık eşit yapmaktır. Şuradaki farkı minimize etmiş olmalıyız. Dolayısıyla sanki cisim yayda değil de şu iki noktasına gidip geliyor gibi bir algı oluşsun diye bu açı ne yapmaya çalışıyoruz? Çok küçük yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu durumda eşitliğimizin periyodu da sevgili arkadaşlar 2 pi kök içerisinde L bölü G olarak yazılır. Biz buna tolga diyoruz. 2 pi karekök içerisinde L bölü G bizim için periyot denklemidir. Anlaştık mı? Evet, burada dikkatli bakarsanız hareketin periyodu ipin boyuna L'ye ve deliğin yapıldığı ortamdaki çekim ivmesi olan neye bağlıdır? G'ye bağlıdır. Hatta bu periyodun da güzelliği şudur arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgede bu şekildeki periyot çalışmaları yapmak suretiyle yer çekim ivmesini ortalama olarak ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Böyle 10 tane salınım yaparsınız. Bunun ortalamasını alırsınız. Sonra bunu 2 pi kök L bölge eşitlersiniz. L'yi de zaten biliyorsunuz. Pi de yaklaşık 3 aldığınız zaman bu deneyin yapıldığı ortamdaki yer çekim ivmesi tahmin olarak 3 aşağı 5 yukarı ortalama değer olarak hesaplanabilir. Bu deneyin böyle bir güzelliği var sevgili arkadaşlarım. Diyor ve geçiyorum. Gelelim yay sarkacına. Bir yayımız var. Burası denge noktamız. Yay ile kütlemine bağlıyorsunuz ve bunu denge noktasından x kadar uzatıyorsunuz. Bu x neydi hatırlarsanız? Genlikti. Değil mi? Cismi serbest bıraktığımız takdirde cisimimiz şu iki nokta arasında ne yapmak zorunda? Salım yapmak zorunda. Yani şuradan harekete geçiyor. Buradan geçerken hızı maksimum oluyor. Buradan sonra yavaşlamaya başlıyor ve şuraya geldiği anda hızı tekrar ne oluyor bunun? Sıfır oluyor. Değil mi? Ulan bizim cisimimiz şu iki nokta arasında salınım yapmak suretiyle hareketini tamamlamış olacak. Buradan sonuç periyot eşittir. T 2 pi kök m bölü k. M kütle k yay sabiti sevgili arkadaşlar. K özellikle bunu belirtelim. Yay sabitidir. Birimi Newton bölü metredir. K'nın tabi nelere bağlı olduğunu da konuşmak gerekiyor. Burada K yayın boyuyla ters orantılı sevgili arkadaşlar. Eğer bu yayın doğal boyu L yay sabiti K olduğunu varsayarsak aynı yaya bir tane yay daha ekleyip bunun doğal boyunu iki katına çıkartırsak sevgili arkadaşlarım yay sabiti yarıya iner ya da K bölü 2 olur dersiniz. Yani yayı kırptıkça yay sertleşir, kalınlaşır, çekmek zorlaşır. Yayı uzattıkça yay kendi kendine salınmaya başlar. Yani yayın esnekliği azalır, yay sabiti azalmış olur. Bu durumda K ile yay sabiti, daha doğrusu K yay sabiti ile yayın boyu ters orantılıdır fikrine kapılabilirsiniz. Bu aynı zamanda seri bağlanmış yaylara da bir göndermedir. Buradaki yay sabitleri hesaplanırken 1 bölü K eşittir. 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 olarak yazılır.
Eğer yaylar direkt kütleye bağlanmışlarsa bunun adı paralel bağlamadır. Ve yay sabitleri bunların nesidir? Direkt toplamlarına eşittir. Yani buradan çıkacak olan eşdeğer yay sabitine K eş dersek direkt K1 artı K2 bizim aradığımız sonuçtur. Evet diyor. Bunu da bu şekilde noktalamış oluyoruz ve geçiyoruz. Evet, birkaç örnek edip bunları pekiştirebiliriz arkadaşlar. Bir basit sarkaç K ile L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Sarkaç P noktası buradaymış. Ok yönünde geçtikten O noktasına gelinceye kadar ki geçen sürede, yani önce L'den P'ye sonra oradan O'ya geliyor. Şu sürede diyor bize hangileri doğrudur? Hızı artar mı? Artar vallahi. Buradaki hız hatta ne olur? Maksimum olur. Hızın maksimum olması demek kuvvetin sıfır ya da ivmenin sıfır olması demektir. Dolayısıyla hızı artarken ivmesi ne olur? Azalır. Bu o zaman yanlış olur. İvmen azalması geri çarjı kuvvetin azalması anlamına gelir. Dolayısıyla azalanlar ivme ve geri çarjı kuvvettir. Hız da artan bir büyüklüktür. Dolayısıyla cevap Adana olur. Yani A'dır deyip geçiyorum. Uzunluğu L. Yay sabiti K olan yayın ucuna bağlı M kütleli cisim takılarak düşey doğrultuda bir harmonik hareket yaptığını sağlanıyor. Yayın yarısını kesiyormuşuz. Yine aynı kütleye asıp yine harmonik hareket yaptırsak ne olur diye soruyor. Demin konuşmuştuk bunu. Yay sabiti boyu L iken yayın K ise bu boyu yarı indirdiğiniz zaman yay sabiti arkadaşlar iki katına çıkar. Burası ne olur? 2K olur. Peki P4 ne olur? Yazalım. 2 pi kök içerisinde m bölü k. K'yı arttırdık. Görüyorsunuz. O zaman periyot ne yapacak? Azalacak. Periyot azalır. K artar. Azalmaz. Genlik bizimle ilgili bir şey arkadaşlar. Yani orada cismin ha şunu da sorabilir. Genlik dediğim şey aslında şu. Yay sabiti K cismin ağırlığı mg. Uzama miktarına x diyelim. O zaman burada k çarpı x eşittir mg olur. Aynı ağırlık bağlanırsa ve y sabiti de iki katına çıkarsa sevgili arkadaşlar, o zaman uzanım azalır. Yani buna genlik derse genlik ne yapmış olacak o zaman? Yarı inmiş yani azalmış olacak. O zaman bu da doğru olacak. Bundan da cevap 1 ve 3 gelecek. Evet. İlerleyelim. Yeni bir soruyla devam edelim. Evet. Eşit kütleli KLM cisimleri özdeş yaylara şeyleri bağlamışlar. Bu hareketlerin periyotları sırasıyla TK, TL, TM olduğuna göre sıralama ne olur diye soruyor. Şimdi bunları nasıl bağladık? Seri. Yay sabitleri K ise eşler yay sabiti K bölü 2 olur. Yaylar R'ye bağlanıp sonra kütleye bağlanırsa bunlara seri bağlama diyoruz. Yaylar direkt kütleye bağlanırsa bunların adına paralel bağlama diyor arkadaşlar. O zaman bunlar paralel bağlanmıştır. Yay sabiti 3K. Buna da paralel bağlıdır. Yay sabiti 2K'dır. Unutmayın. Buna da paralel bağlı. O zaman periyot eşitliğini hatırlatayım. Kök içerisinde 2 pi kök içerisinde m bölü k. O zaman periyot k ile ters orantılıdır. Yay sabiti en büyük olanı periyot en az olacak. Yani l en küçük olacak. Yay sabiti en küçük olanı periyot en büyük olacağı için k en başta olacak. Ortaya da kim gelecek? M gelecek. O zaman sıralama k m l olacak. K m l A seçeneğinde görülüyor. Cevap A dedik. Geçiyor arkadaşlar. Düşey doğrultuda harmonik hareket yapan bir yay sarkacında kuvvetin uzanıma bağlı değişim grafiği şekildeki göstermiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar şu arkadaşlar grafiğe bakalım. Şimdi bu 12 Newton'lar geri çarjı kuvvet olacak. Şu 4 metrelerde maksimum uzanım noktalarımız olacak. Yani genliklerimiz olacak. O zaman 4 metre uzatmak için gereken kuvvet 12 Newton ya, bu geri çarjı kuvvetin 12 Newton olduğunu gösterir ve bu maksimum değerdir grafiğe göre. Yayın denge konulan uzaklığı 4 metredir. Evet zaten şuradaki uzanımlar bizim için genlik demektir. 4 metre olduğunu grafikten anlayabiliyoruz. Eğimi yay sabitine verir. Bakalım f eşittir kx değil miydi? K nedir? F bölü x. F bölü x bakalım karşı bölü komşu mu? Bakalım şu açının tanjantını alalım.
karşı bölü komşu ne oluyor? F bölü x. F bölü x de k'yı veriyor. Yani eğim k'yı veriyor. Demek ki bu da doğrudur. Üçü de doğru bunların diyor ve geçiyorum. Basit harmonik hareket yapan bir cisim ait ivme zaman grafiği verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi buradaki grafikleri incelediğimizde şurası periyot değil mi arkadaşlar? Grafikteki bilgilere bakalım. Şimdi burası sıfır. Burası yarım zaman, yarım periyot, burası tam periyot. Yani periyot kaç saniye? 20 saniye. Şu 3 ve eksi 3 de maksimum ivmedir sevgili arkadaşlarım. Şimdi yargılarda bunları aramaya başlayayım. Maksimum uzanımda ivme büyüklüğü ivme 3 metre saniye kare midir diye soruyor. Maksimum uzanımda ivme yoktur arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. Maksimum uzanımda ivme maksimumdur. A eşittir. Eksi omega kare çarpı x'tir ivme. X maksimum olan ivme de maksimumdur. Dolayısıyla bu ivmenin maksimum değeri kaçtır? 3'tür. O halde birinci yargı doğrudur. Periyot 10 değil, periyot 20'dir. O zaman bu yanlış, bir doğru. 10. saniyede denge noktasına geçmektedir. Doğru. İvmenin sıfır olduğu yer, x'in sıfır olduğu yer yani denge noktasıdır. Dolayısıyla bu yargı da doğrudur. Cevap ne oldu? 1-3 oldu deyip geçiyorum. Haydi bakalım. K gezegeninde yapılan deneyde de yer sarkacının ve basit sarkacının periyotları sırasıyla T1 T2 olarak ölçülmüş. Aynı deneyler yer çekim ivmesi K gezegeninden daha büyük olan L gezegeninde yapıldığında. Yani L gezegeninin çekim ivmesi K'den büyük olacakmış. Bu yapıldığında da periyotlar sırasıyla T1 üssü ve T2 üssü oluyormuş. Buna göre diyor ki periyotta nasıl etkilenir birbirlerinden. Şimdi sevgili arkadaşlar, hangi periyot T1, hangi periyot T2? Bakalım, yay sarkacının periyodu T1. Basit sarkacın periyodu ise T2'ymiş. Buradaki periyot 2 pi kök içerisinde m bölü k'dir. Buradaki periyot 2 pi kök içerisinde l bölü g'dir. Yani o zaman şu T1 periyodunun ifadesinde yer çekimi olmadığına göre bu periyot T1 aynı kalır. Yani T1 eşittir T1 üssü olacak. Değil mi? T2'ye bakalım şimdi. T2 ile eşitliğinde periyot G ile ters orantılı. Yani benim yeni çekim ivmem büyüyecekse periyodun ne yapması lazım? Azalması lazım. O zaman T2 üssü T2'den ne olmalı? Küçük olmalı. O zaman T2 büyük, T2 üssü T1 eşittir T1 üssü olan cevap benim aradığım cevap olacaktır. Yani bu cevap nerede var? C'de var, görüldüğü üzere. Evet arkadaşlar, geldik bu bölümdeki son sorumuza. Bir cisim aşağıda gösterilen KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cismin L noktasındaki ivmesi ve uzanımı bilindiğine göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri bulunabilir? Şimdi L noktası uç nokta. Yani hızın sıfır, ivmenin maksimum olduğu noktadır. Ve maksimum ivmenin de fonksiyonu sevgili arkadaşlar, omega'nın karesi çarpı r'dir. Demek ki ben neleri biliyorum? Maksimum ivmeyi ve uzanımı biliyorsam arkadaşlarım, açısal süratin karesini biliyorumdur. Demek ki açısal sürati ne yapabilirim? Bulabilirim. Buldum. Eğer bunu biliyorsam 2 pi f eşittiğinde frekansı bulabilirim. Pi cinsinden. Yine aynı şekilde frekansı biliyorsam da tersin olarak da bunun yine pi cinsinden periyoduna geçebilirim. Yani 3 eşitlikte ya da 3 fiziksel büyüklüğü ne yapılabilir? Hesaplanabilir. O halde cevap E olmalıdır deyip noktayı koyuyorum. Evet arkadaşlar, bir dahaki derse görüşünceye kadar hepinize iyi dersler diyorum. Görüşmek üzere.